Merhaba sevgili arkadaşlar. Noktalama işaretleri videomuzda sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar, abone olmayanlar varsa lütfen abone olsun. Evet, ne yapıyoruz? Hemen konumuza geçiyoruz. Bu arada bu konumuzda arkadaşlar noktalama işaretlerinin en önemli noktalarına değinmeye çalıştık. Yine önemli noktalar üzerine biraz daha duracağız. Çok önemli olmayan maddeleri biraz daha hızlı geçeceğiz. Evet arkadaşlar, hemen geçiyoruz o zaman. Nokta dedik, ölçü birimleri dışındaki küçük harfi kısaltmanın sonuna konur. Evet, albay, doktor, yardımcı, doçent, doktor. Görüyorsunuz ölçü birimlerinde arkadaşlar nokta konulmuyor. Bu arada bir uyarımız var, çok önemli. Büyük harfli kısaltmalarda Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe dışında kullanılmaz nokta yani arkadaşlar. Tarihlerin yazılışında gün ve ay yılı gösteren sayıları birbirine ayırmak için yine nokta konuluyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Peki hemen geçelim ikinci maddemize. Bu arada biliyorsunuz ki sınavlarda genellikle nokta, virgül, noktalı virgül ve iki nokta çıkıyor. Biz de arkadaşlar buna göre tabii ki videomuzu hazırladık. Virgül diyoruz. Birinci maddemiz birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime kelime gruplarının arasına konur. Evet, fırtınadan virgül, soğuktan virgül, karanlıktan ve biraz da korkudan sonra bu sıcak, aydınlık ve sevimli odanın havasında eril gibi oldum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fırtınadan olsun, soğuktan olsun, karanlıktan olsun, bunlar eş görevli sözcükler olduğu için ne yapıyoruz? Aralarına virgülü getiriyoruz. İkinci maddemiz sıralı cümleleri ayırmak için konur. Evet, umduk, bekledik, düşündük. 3 tane yüklem, yani aynı zamanda 3 tane sıralı cümle oluyor arkadaşlar. Bunlar sıralı oluyor. Ve ne yaptık? Bunları birbirine ayırmak için aralarına virgülü getirdik. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur. Saniye hanımefendi, evet virgül getiriyoruz. Merdivenlerden nokta nokta, evet gelmişti. Gördüğünüz gibi burada öznemiz arkadaşlar yüklemden bayağı uzak düşmüş. Ne yapıyoruz? Hemen özneden sonra virgülü getiriyoruz. Evet, virgüle devam ediyoruz arkadaşlar. Dedik çok önemli. Sorular genellikle virgülün etrafından geliyor. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur arkadaşlar. Şimdi efendiler, müsaade buyurursanız size bir sual sorayım. Evet arkadaşlar, ara cümlemiz bu. Gördüğünüz gibi ne yapmış? Burada virgül getirmişiz, sonra da virgül getirmişiz. Zaten kısa çizgi de getirilebiliyor biliyorsunuz. Birazdan değineceğiz zaten. Bir diğer maddemiz anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur. Akşam, yine akşam, yine akşam. Evet, ne yapmışız? Burada tekrarlanan kelimelerin arasına yine virgül getirmişiz. Bir diğer maddemiz tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur. Evet, Adana'ya yarın gideceğim dedi. Bu bir alıntı cümlesidir arkadaşlar. Evet, başkasına ait bir cümleyi değiştirmeden almışız. Ve burada virgülle ne yapmışız? Ayırmışız. Buna dikkat ediyoruz. Yedinci maddemiz konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine konur. Evet, konuşma cümlelerinde de aynı şey söz konusu. Bu akşam Datça'ya gidiyor musunuz? Virgül diye sordu. Sekizinci maddemiz önemli bir madde arkadaşlar bu arada. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani sürekli iki nokta gelmiyor. Burada virgül de gelebiliyor. Evet, bu anahtar köşkü de açar dedi arkadaşlar. Burası önemli. Lütfen buna dikkat ediniz. Dokuzuncu maddemiz kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak red, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekala, tamam, olur, hay hay, baş üstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konur. Evet, bakın ne yaptık? Virgülü getirmişiz. 40 seneden beri devam ediyor cümlemiz. Bu kelimelerden sonra ne getiriyoruz arkadaşlar? Tabii ki virgül getiriyoruz. Sakın ha unutmayın. Tamam mı? 10. maddemiz bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. Bu gece eğlenceleri içlerine sinmedi. Evet arkadaşlar, eğer biz bu virgülü getirmesek bu gece eğlenceleri şeklinde birleştirmiş oluruz. Bu da yanlış bir anlam olur arkadaşlar. Yani cümlede anlatmak istediğimiz bu değil. Bu yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Yani bu durumda bu kelime ve kelime gruplarından sonra anlam karışıklığı olmasın diye virgül getiriyoruz.
hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur. Efendiler, bakın burada bir seslenme var, bir hitap var. Ne yapıyoruz? Hemen kendisinden sonra virgül getiriyoruz. Yani sayın başkan, sayın müdür şeklindeki, sayın kaymakam, sayın vali durumlarında da aynı ne yapıyoruz? Tabii ki virgülü getiriyoruz. 12. maddemiz sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır. Biliyorsunuz zaten bunu arkadaşlar. Bunu hemen hızlı geçiyorum. Peki 13. maddemiz metin içinde art arda gelen zarfil eki almış kelimelerden sonra konur. Bakın bu çok önemli. Normalde zarfil tek başına geldiği zaman bu uyarımızda da söylemişiz. Yani gelmez. Ama iki tane zarfil üst üste geldiği zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Birincisinden sonra virgülü getiriyoruz. Metin içine zarfil eki almış kelimelerden sonra virgül konmaz. Yani sadece bir tane zarfil olursa bakın meydanlığa varmadan burada var. Ama virgül getirmemişiz. Buna dikkat edin. Ard arda zarfiller geldiği zaman birincisinden sonra virgül konur. Ama tek zarfil olursa bu durumda virgül gelmez. Özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o zamirlerinden sonra konur. O eski defterleri çoktan kapatmış. Zaten arkadaşlar burada virgülü getirmemizin nedeni anlam kendisinden sonra gelen söz grubuyla anlam bağlantısı olmadığını göstermek içindir. Yoksa o eski defterleri şeklinde bir sıfat tamlaması oluşturmuş oluruz. Bu da yanlış olur. Evet, virgül çok önemli dedik. Onun için virgülün bütün maddelerine değiniyoruz arkadaşlar. 15. maddemiz kitap, dergi ve benzerinin künyelerinde yazar, eser, basım evi ve benzeri maddelerden sonra konur. Ergin, Muharrem, Dede Korkut kitabı Ankara 1958 örneğinde gördüğünüz gibi. Uyarımız var. Metin içinde ve veya yahut ya bağlaçlarından önce de sonra da virgül konmaz. Evet arkadaşlar, yani bağlaçlardan önce ve sonra, bunlar tekrarlı bağlaçlar da olabilir, fark etmez. Burada zaten örnek var, virgül kesinlikle kendilerine sonra ve önce gelmiyor. Dikkat edin. Metin içinde uyarımız, tabii ki uyarıya geçtik. Metin içinde önce ince anlamıyla zarfil görevinde kullanılan mı mi ekinden sonra virgül konmaz. Ben aç yattım mı kötü kötü rüyalar görürüm nedense. Ben aç yatınca anlamında görüyorsunuz. Kendisinden sonra virgül gelmiyor. Evet, çok önemli bir uyarımız daha arkadaşlar. Evet, zarfil uyarısından sonra en önemli uyarımız bu. Şart ekinden sonra virgül konmaz. Tenha köşelerde ağız ağza konuşurken yanlarına biri gelecek olursa hemen susuyorlardı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada şart ekimiz var ve şart ekinden sonra virgül getirmemişiz. Evet, bu çok önemli. Bir de az önce bahsettiğimiz ne önemliydi? Tabii ki zarfil ile ilgili uyarımızdı. Geçelim noktalı virgül arkadaşlar. Bu da çok önemli. Dedik ki sorular genellikle virgül, noktalı virgül etrafında. Bu ikisini çok iyi bileceksiniz arkadaşlar. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur. Erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan, kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Gönül, Yonca adları verilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada erkek isimleri var, burada kız isimleri. Farklı takım isimleri olduğu için biz araya ne getiriyoruz? Tabii ki virgül, noktalı virgül getiriyoruz. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Evet. At ölür. Bakın burada virgül var. Meydan kalır. Yiğit ölür. Şan kalır. Burada da virgül var. İşte bu ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için biz ne yapıyoruz? Araya noktalı virgül getiriyoruz. Diğer maddemiz ikiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konabilir. Evet, yeni usul şiirimiz zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu. Arkadaşlar yani buradaki noktalı virgülün getirilmesinin amacı yani bu eş görevi sözcüklerle karışmasını önlemektir. Onun için kendisi özneden sonra eğer bu şekilde virgüllerle ayrılmış ögeler varsa biz özneden sonra ne getiriyoruz arkadaşlar? Noktalı virgül getiriyoruz. Yani özetle söyleyebiliriz ki noktalı virgülü virgüllü cümlelerde arayacağız. Yani bir cümlede virgül varsa arkadaşlar orada noktalı virgül olabilir. Lütfen bunu kafanızın bir yerine yazınız. İki nokta arkadaşlar. Evet. Önemli maddelerine değineceğiz tabii ki. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur.
Gördüğünüz bahçemizde şu ağaçlar vardır. Elma, erik, incir. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi iki noktadan sonra tek tek örnek gelirse arkadaşlar biz küçük harfle başlıyoruz. Örneklerde özel isim niteliğinde olmadığı için küçük harfle başlıyoruz. Ama iki noktadan sonra bağımsız cümle gelirse ya da özel bir isim gelirse tabii ki büyük harfle başlanır. Kendisiyle ilgili açıklama verecek cümlenin sonuna konur. Kendimi takdim edeyim. Meclis katiplerindenim. Bakın burada arkadaşlar. Yani hem büyük harfle başlamış çünkü cümledir. Hem de bir açıklama cümlesi zaten. Ne gelecek? Tabii ki iki nokta gelecek. Yeni bir kullanım yeri arkadaşlar iki nokta ile ilgili. Ses bilgisinde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır. A ile. Evet. Katil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada yani iki noktadan önceki sesin uzun olduğunu göstermek için biz ne yapıyoruz? İki noktayı getiriyoruz. Evet. Karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konur. Et Bilge Kağan, Türklerim işitin. Yine Bilge Kağan, ulusum birleşip yücelsin diye. Evet, bunlardan ikisi Bilge Kağan değil de diyelim ki arkadaşlar Bilge Kağan ile kim olsun? Kültigin olsun değil mi? Kültigin. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Karşılıklı konuşma olduğu için biz bu kişilerden sonra iki nokta getiriyoruz. Yine edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda? Ziraatçı sayar. Bakın. Yulaf, pancar, zerzevat, tütün. Evet, burada arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bir açıklama geleceği belli olduğu için bir edebi metin olduğu için konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna biz ne getiriyoruz? Tabii ki iki nokta getiriyoruz arkadaşlar. Yine biliyorsunuz iki nokta genel ağ adreslerinde kullanılır. Burada olduğu gibi matematikte bölme işareti yerine kullanılıyor arkadaşlar. Evet. Diğer noktalama işaretimiz arkadaşlar. 3 nokta. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Yani eksiltili cümlelerde yüklemi olmayan cümlelerin sonuna biz ne getiriyoruz? Tabii ki 3 nokta getiriyoruz. Bunun dışında kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin son yerine konur. Kılavuzu karga olanın burnu nokta nokta çıkmaz. Evet, gördüğünüz gibi örnek gayet açık. Değil mi? Diğeri alıntılarda başta, ortada ve sonunda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konur. Evet, alıntı yapmışız. Başta almamışız. Sonda almamışız. Evet. Alınmayan yerlere biz ne getiriyoruz? Nokta. Yani 3 nokta getiriyoruz tabii arkadaşlar. Dördüncü maddemiz 3 nokta ile ilgili. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur. Sana uğurlar olsun. Ayrılıyor yolumuz. Burada olduğu gibi arkadaşlar. Biz burayı neye bırakıyoruz? Okuyucunun hayal dünyasına bırakıyoruz. Ünleme seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur. Gölgeler yaklaştılar. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar. Koca Ali, Koca Ali, B. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar burada seslenme var. Ve seslenmeyi güçlendirmek için biz ne yapıyoruz? Yine arkadaşlar 3 nokta getiriyoruz. Bu arada önemli bir uyarımız var. Ünleme soru işaretinden sonra 3 nokta yerine 2 nokta konulması yeterlidir. Bakın gibi, ünlem işareti 2 nokta. Nasıl da akşam oldu? Soru işareti ve 2 nokta. Evet, bunu da lütfen unutmayalım. Evet, yine karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır. Yabancı yok. Kimsin? Ali. Hangi Ali? Cevap yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. İşte bu durumlarda biz yine ne getiriyoruz? Tabii ki 3 nokta getiriyoruz. 3 nokta yerine 2 ve daha çok nokta kullanılmaz. Evet, bunu da zaten bilmeniz gerekiyor. Soru işareti arkadaşlar. Biliyorsunuz soru cümlelerinin sonuna biz ne getiriyoruz? Soru işaretini getiriyoruz. Soru bildiren ancak soru eki ve sözü içermeyen cümlelerin sonuna konur. Adınız hani özellikle yani resmi dairelerde sorulur. Adınız ya da telefonlarda falan ne yapıyoruz? Adınız nedir diye sorulmamasına rağmen biz yine de soru işareti getiriyoruz. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih ve benzeri durumlar için kullanılır. Yunus Emre 1240. Bakın kesin değil. Doğum yeri bilinmiyor. Bu durumda ne yapıyoruz?
tabii ki soru işareti getiriyoruz. Mı ekine alan yan cümle temel cümlenin zarf cümleci olduğunda cümlenin sonuna soru işareti konmaz. Akşam oldu mu sürüler döner. Akşam, evet, burada gördüğünüz gibi arkadaşlar zarf cümleci görevinde ve soru işareti gelmiyor. Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur. Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı? Bakın burada da soru anlamı var. Ama sıralı cümle olduğu için biz buraya virgül getireceğiz. Soru işaretini sona getiriyoruz. Tabii ki bunu da bilmemiz gerekiyor. Ünlem işareti arkadaşlar, geldik. Birinci maddemiz, biliyorsunuz ki sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle ve ibarelerin ayrıca seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur. Aşk olsun. Ne kadar akıllı adamlar var. Vah vah. Ordular. İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İlleri. Evet arkadaşlar, burada da seslenme var. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet, ünlem işareti seslenme hitap sözlerinden hemen sonra konulabilecek cümlenin sonuna da konabilir. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, örneğin burada sondadır. Burada arkadaşlar sondaydı. Burada virgül gelmiş örneğin. Yani arkadaş, biz bu yolda türküler tutururken burada gördüğünüz gibi arkadaşlar virgül gelmiş. Yani bu şekilde de olabilir. Yine eğer diğer cümlelerde de, diğer ünlem cümlelerine dikkat etmemiz gereken şu. Yani ünlem, duyguyu nerede verdiğiniz önemlidir. Nerede duygu veriyorsanız oraya siz ünlem işareti getireceksiniz. Ama dikkat etmeniz gereken şu arkadaşlar. Ünlem işaretinden sonra nasıl başlıyoruz? Büyük harfle başlıyoruz. Örneğin ah elim yandı. Biz duyguyu burada vermişiz ve ünlem işaretini buraya getirdik. Ah elim yandı dediğimiz zaman sona da getirebiliyoruz. Bu durumda yani ünlem sözcüğünden sonra arkadaşlar virgül getiriyoruz. Üçüncü maddemiz, alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır. İsteseymiş bir günde bitirirmiş. Ama ne yazık ki vakti yokmuş. Tabii ki burada ne var? Bir kinaye var, bir alay var, değil mi? Evet, kısa çizgi arkadaşlar. Yazım kurallarına değinmiştik. Yine de değinelim. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur. İlk heceden sonraki heceler ünsüzle başlar. Bitişik yazılan kelimelerde de bu kurala uyulur. Evet, başöğretmen örneğinde görüldüğü gibi arkadaşlar. İlkokul örneğinde görüldüğü gibi. Bir diğer önemli maddemiz, ayırmada satır sonuna ve satır başına tek harf bırakılmaz. Bakın arkadaşlar, uçurtma. Bu şekilde tek sonda tek ses bırakmıyorsunuz. Bu yanlış oluyor. Bu şekilde yazmanız gerekiyor. Tamam mı? Evet. Ya da diğer örnek için de şöyle olması gerekir. Örneğin geldiniz. Evet. Buraya müdafaa yazdınız. Kısa çizgi. Şuraya A yazdınız. Evet. Satır başına da arkadaşlar sadece tek ses bırakılmaz. Satır sonuna da tek ses bırakılmaz. Lütfen buna dikkat ediniz. Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur, bitişik yazılır. Küçük bir sürü, dört inekle birkaç koyun. Evet, az önce virgülü işlerken bahsetmiştik. Yani buraya virgül de gelebiliyor arkadaşlar. Aynı zamanda kısa çizgi de gelebiliyor. Yani tamamen tercih size kalmış. Arasında ve ile, ila, den, e anlamlarını vermek için kelimeler ve sayılar arasında kullanılır. Aydın ile İzmir yolu, Türk ile Alman ilişkileri, Ural ile Altay dil grubu, Beşiktaş ve Fenerbahçe karşılaşması. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani bu ifadelerin yerine, bu kelimelerin yerine de kısa çizgi kullanılabilir. Uyarımız var. Cümle içinde sayı adlarının yinelemesinde araya kısa çizgi konmaz. 10-15 yıl 3-5 kişi geldi. Yani sakın buraya yani kısa çizgi falan getirilmişse yani ne yapacaksınız arkadaşlar? Yanlış olarak değerlendireceksiniz. Siz de sakın sakın getirmeyeceksiniz tabii ki. Evet, eğik çizgi arkadaşlar. Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, gördüğünüz gibi dizelerin arasına getirmişiz. Yine adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur. Mustafa Kemal Caddesi,
No 21. Evet gördüm. Burada eğik çizgi var. Ya Çınarcık, Yalova ilçeyle arkadaşlar şehir arasında yine ne var? Tabii ki eğik çizgi var. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirine ayırmak için konur. Bir de nokta geliyordu değil mi? Nokta da gelebilir arkadaşlar. Eğik çizgi de gelebilir. Ama iki nokta, virgül falan gelmez. Bunu unutmayın. Evet, tırnak işareti arkadaşlar. Başka bir kimseden ve yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır. Mevlana'nın ne olursan ol, yine gel sözü her insanı etkiler. Alıntı yapmışız, tırnak içinde veriyoruz. Uyarı yine tırnak içindeki anlatının sonunda bulunan işaret, nokta, soru işareti, ünlem işareti tırnak içinde kalır. Tırnak açtık, İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur. Bakın burada ünlem işareti var. Tabii ki yine o cümleye ait bir noktalama işareti olduğu için tırnak içinde kalacaktır. Tırnak işaretlerimiz de burada. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır. Yeni bir barış taarruzu başladı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ne yapmışız? Bunu tırnak içine almışız. Diğer maddemiz cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır. Bugün öğrencilerimiz Kendi Gök Kubbemiz adlı şiiri incelediler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bir eser adı. Yani Kemal'in ne yapmışız? Tırnak içine almışız. Uyarı, cümle içerisinde özel olarak belirtilmek istenen sözler, kitap ve dergi adları ve başlıkları tırnak içine alınmaksızın eğik yazıyla dizilerek de gösterilebilir. Evet, bu da tepe sözcüğüne dikkat edin arkadaşlar. Bakın biz ne yapmışız arkadaşlar? Eğik yazıyla yazmışız. Yani istersek bunu tırnak içine de alabiliriz. Bu şekilde vurgulamak için eğik yazıyla da yazabiliriz. Bu tamamen tercihtir. Tırnak içine alınan sözlerden sonra gelenekleri ayırmak için kesme işareti kullanılmaz. Evet, Elif Şafak'ın Bit Palası'nı okudunuz mu? Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yapıyoruz? Tırnak içine alınan sözlerden sonra gelenekleri ayırmak için ekstradan biz buraya kesme işareti getirmiyoruz. Yay ayraç ya da eski ismiyle parantez işareti diyoruz biliyorsunuz. Birinci maddemiz cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır. Yay ayraç içinde bulunan ve yargı bildiren anlatımların sonuna uygun noktalama işareti konur. Anadolu kentlerinin, köylerinin, köy sözünü de çekinerek yazıyorum. Bakın biz burada bir ek bilgi vermişiz ve bunu hiç, ne nasıl vermişiz? Tabii ki yay ayraç içinde vermişiz. Özel ve cins isme ait ek ayraçtan önce yazılır. Yunus Emre'nin bakın ekimiz nereye geliyor? Tabii ki ya ayraç işaretinden önce geliyor. Yani sakın bu nin ekini ya ayraç ekinden sonra getirmeyin. Yanlış olur. Üçüncü maddemiz tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır. İhtiyar yavaş yavaş kaymakama yaklaşır. Ne oluyor beyefendi? Bu kullanımı zaten tiyatro eserlerini okuya okuya hepiniz biliyorsunuz. Dördüncü maddemiz alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgilerini göstermek için kullanılır. Kıyametler koparmak neydi? Ey bülbül, nedir derdin? Evet, burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy'a ait bir dize olduğunu göstermek için yani Mehmet Akif'i yine yay ayraç içinde vermişiz. Alıntılarda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konulan 3 nokta yay ayraç içine alınabilir demişiz. Evet, biliyorsunuz ki yani alıntıların başına şu şekilde 3 nokta bırakıyoruz. Yani bunu tabii ki bu şekilde de verebiliriz. Bir söze alay, kinaye, küçümseme ve kesin olmadığını anlam mı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır. Evet, burada olduğu gibi şurada da biliyorsunuz az önceki örneklerimize geçiyordu. Bir yazılı maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayracı konur. Evet, buralarda olduğu gibi. Evet. Evet, geçiyoruz arkadaşlar. Köşeli ayraç. Yay ayraçtan sonra tabii ki ne geliyor? Köşeli ayraç geliyor. Evet, bu arada abone olmayanlar varsa tabii ki ne yapacaklar? Abone olacaklar. Evet. Birinci maddemiz ayraç içinde kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır. Halikarnas balıkçısı, evet, Cevat Şakir Kabağaçlı,
en güzel eserlerini Bodrum'da yazmıştır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani Ayraç içinde yine ekstradan yine yay Ayraç açmaması gereken durumda biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Köşeli Ayraç burada olduğu gibi açıyoruz. Evet. Metin aktarmalarında, çevirilerde, alıntılarda çalışmayı yapanın eklediği sözler için kullanılır. Bakın burada arkadaşlar, yani çevirilerde kendimiz de yani bir takım eklemeler, çıkarmaları yapmışsak, yani ne yapıyoruz? Bunu ya köşede Ayraç içinde gösteriyoruz. Yine kaynakçalarda arkadaşlar gösteriyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ve makalelerin künyelerine ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için. Evet, bunu hemen geçiyoruz. Gelelim kesme işaretine. Kesme işareti biliyorsun. Bu da çok önemli bir noktalama işaretimiz. Özellikle yazımda çok fazla karşımıza çıkıyor. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır. Evet, Hisar'dan, Boğaz'dan, yani Rumeli Hisarı'ndan ya da Anadolu Hisarı'ndan, Boğaz Köprüsü'nden, Boğaz'dan, evet, denmek istemiş arkadaşlar. Bu özel ismi kısaltmalı söyleyişi olduğu için bunlardan sonra gelen çekmekleri de kesme işareti de ayrılıyor. Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harflerle yazılan kanun, tüzük, yönetmelik sözlerin ek alması durumunda kesme işareti kullanılır. Evet. Bu kanunun belli olan bir kanun olduğu için tabii ki nasıl yazılmış tabii ki arkadaşlar. Yani özel harf, işte özel isim olarak kabul edilmiş ve kesme işareti gelen çekmekleri ayrılıyor. Burada da olduğu gibi. Özel adlar için yay ayraç içine bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan önce kullanılır. Evet. Az önce bahsetmiştik zaten bundan da. Ek getirildiğinde Avrupa Birliği kesme işareti ile kullanılır. Bakın bu bir istisnai durumdur tabii ki biliyorsunuz. Normalde kurum kuruluş isimlerine gelen çekmeklere ayrılmaz. Şurada söylemişiz. Evet, bu bir kurum kuruluş olarak kabul edilmiyor tabii ki. Farklı bir durumu var bunun. Uyarımız var. Sonunda üçüncü teklik kişi iyilik eki olan özel adda bu ek dışında başka bir iyilik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz. Bakın normalde Boğaz Köprüsü'dür ama sen Boğaz Köprümüz de diyebilirsin. Çünkü yani herhangi bir iyilik eki getirdiğin zaman yine kesme işareti olmaz. Çünkü Boğaz Köprüsü dediğimiz zaman sonunda üçüncü tekil iyilik var. Ya da Amik Ovası dediğimiz zaman, Kuşadası dediğimiz zaman sonunda üçüncü tekil iyilik eki var. Onun dışında herhangi bir iyilik eki getirsek de yine biz ayırmıyoruz. Örneklerinde görüldüğü gibi. Kurum, kuruluş, grup, birleşim, oturum veya iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz demiştik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Türk Dil Kurumu'ndan, Mavi Köşe Bakkaliyesi'nden ama Avrupa Birliği'ne gelenekler ayrılıyor dedik. Evet, uyarılarımız var arkadaşlar. Başbakanlık, rektörlük ve benzeri sözler ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde başbakanlığa, rektörlüğe biçimde yazılır. Yine uyarımız, özel adlara getiren yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz. Türklük, Bursalı, Ahmetler, Türklerin, Hollandalı'dan, Türkçenin örneklerinde görüldüğü gibi ya da Atatürkçülüğün örneğinde Hristiyanlıktan örneklerinde olduğu gibi arkadaşlar. Sonunda P, Ç, T, K ünsüzlerinden biri bulunan Ahmet, Çelik, Halit, Şahap, Boz, Hersek, Kerkük, Sinop, Tokat ve benzeri diyelim arkadaşlar. Sözcüklere, özel isimlere yani özel isimlere ek ünüyle başlayan ek getirildiğinde kesme işaretine rağmen Ahmet'i, Halid'i, Şahab'ı, Bosna Hersey gibi yumuşatarak söylenir. Ama tabi yazımda bu gösterilmez arkadaşlar. Tamam mı? Yazımda nasıl yazacağız? Örneğin Sinop'u. Evet. Ya Tokat'ı. Yazımda bu şekilde gösterir ama söyleyişte arkadaşlar yumuşama olabilir. Evet. Yavaş yavaş sona geliyoruz videonun. Özel adlar yerine kullanılan o zamiri cümle içine büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bir diğer maddemiz kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur. Nihat Bey'e, Mahmut Efendi'ye, Enver Paşa'ya örneklerinde olduğu gibi arkadaşlar. Evet, geldik sona. Ters eğik çizgi biliyorsunuz ki bilişim uygulamalarına art arda gelen dizinleri birbirinden ayırt etmek için kullanılır. C. Belgelerim Türk işaret dili kitapçık örneklerinde olduğu gibi. Tek tırnak işareti tırnak içinde verilen cümlenin
içinde yeniden tırnağa alınması gereken bir söz ibareyi belirtmek için kullanılır. Edebiyat öğretmenim, şiirler içinde han duvarları gibisi var mı dedi. Bakın burada tırnak işareti zaten açılmış. Yine tırnak açılması durumunda tek tırnak açıyoruz. Peki sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen abone olmayanlar varsa abone olsun. İyi dersler, başarılar.